Evet çocuklar, merhaba. Fen bilimleri dersinden madde ve özellikleri konusunu tekrar etmek istedik. Bu konuları unutmanızı istemiyoruz. Geldiğinizde de zaten bol bol test çözeceğiz. Şimdi katı, sıvı ve gaz olarak ayrılıyordu biliyorsunuz ki. Katıların belirli bir şekli var, sıkıştırılamazlar. Konuldukları kabın şeklini almazlar. Çünkü konuldukları kabın şeklini alamazlar. Çok sert cisimlerdir. Fakat sıvılar akışkan olduklarından dolayı konuldukları kabın şeklini alırlar. Bir de sıvılara örnek verelim. Neydi? Ayran. Buz eridiğinde oluşan su, meyve suyu, bunlar hep sıvıydı biliyorsunuz ki. Gazlar ise, gazların bir rengi yok, şekli de yok, rengi ve şekli yok. Tamamen yayılmacı özellik, hemen yayılmacı. Yayılmacı özellik gösterirler, akışkan değildirler. Akışkan olan kimdi? Sıvılardı. Gazlar bulundukları odaya direkt yayılırlar ve ortama sıkışırlar. Mesela örnek verecek olursak, sıkılan parfümün odaya yayılması. Direkt parfümün yayılması diyelim. Oksijen gazı. Şimdi bizim aldığımız hava, ciğerlerimize dolan hava, nefes alıyoruz. İşte bu zaman ciğerlerimize dolan hava gazdır. Onu da yazalım. Bunlar örnek. Bu şekilde sınıflandırıyoruz maddenin 3 grubunu. Bir de plazma hali var, maddenin en sıcak hali, ama ona değinmiyoruz şu anda. Bu maddelerin her birinin bir sıcaklığı var. Biz maddenin sıcaklığını hemen silelim. Termometreyle ölçüyoruz. Termometre üzerinde sıcaklık kaç dereceyi gösteriyorsa karşısındaki sayı, eğer kaçsa termometre üzerinde, şuradan gösterelim. Örneğin burada 35 santigrat derece, burada 70'e yakın. Birimiz zaten Celsius'tu sıcaklığı biliyorsunuz. Birimi Celsius. Gösteriliyor. Şimdi örneğin sıcaklık peki nelere sebep oluyor? Sıcaklık hal değişimlerine sebep oluyor. Mesela katı bir buz. Şöyle bir kapta buzumuz var. Sıcaklık aldığında daha sonra dönüştüğü evre su olur. Yani katıdan sıvıya geçer. Katıdan sıvıya doğru geçmesi hangi hal değişimi olaydı? Erime. Peki tam tersi olsaydı? Buzumuz şimdi ısı aldığı için eridi ve su oldu. Suyumuz ısı vererek, ısısını vererek, yani buzdolabına koyduğumuz ısısı azalacak, düşecek ve donma noktasına gelecek. Eğer ki sıvıdan katıya dönüşseydi, yani su buz olsaydı eğer, bu hangi hal değişimi olayı deniliyordu? Donma. Suyumu aldım, bir çaydanlığın içine koydum ve buharlar çıkmaya başladı. Su buharı bir gazdır. Ve ben sıvıdan gaza doğru geçtiğimde kaynama, yani buharlaşma olayı gerçekleşecekti. Bu hal değişimi olaylarını karıştırmıyoruz. Şimdi şöyle hemen silelim tekrar.
Örneğin yine iki kabımız olsun. İki farklı sıcaklık. Birbirine karıştığında nasıl oluyordu? Bunları hep görmüştük. Şöyle bir kabuğum var. İçinde 50 santigrat derecelik bir sıvı var. Burada da bir kabuğum var. Yine içinde 20 santigrat derecelik bir sıvı var. Ben ikisini karıştıracağım. Ortak bir kapta buluşturmak istiyorum. Peki yeni oluşan karışımımın sıcaklığı kaç olur diye bir soru geldiğinde bana öncelikle ikisini karıştırdığıma göre bir araya getirmiş olmam gerekiyor ve bir araya getirdiğim için toplamak istiyorum. 50 ile 20'yi topluyorum. 70. Ama iki kap var ve ortalamasını bulmam gerekiyor. 70'i de 2'ye bölüyorum. Hemen hızlıca 35 santigrat derece. Yeni kabımın sıcaklığı 35 santigrat derece oluyor. Şimdi bir de maddeler nasıl üçe ayrılıyorsa aynı zamanda bir de saf madde ve karışımlar var. Saf madde bir de karışım. Saf maddeler kendinden başka madde içermeyen. Şimdi şöyle yazalım. Kendinden başka madde içermeyen. Sadece tek bir maddeden oluşan. Örneğin şeker. Örneğin tuz. Bunlar hep saf maddeydi. Karışımda ise birden fazla madde var. Şimdi örneğin zeytinyağı ve su karışımı. Bu bir karışımdır. İçinde homojen yayılmaz, heterojen de zeytinyağı suyun üzerine çıkacaktır. Bu dolayısıyla bir karışım. Şimdi mesela kumlu su. Bu karışımların bir de ayrıştırılması var. Nasıl ayrıştırılıyor? Kumlu su süzme yöntemiyle küçük tanecikli maddeleri ayırmak için ben süzme yöntemini kullanıyorum. Bunları unutmuyoruz. Çünkü çok önemli. İleride de karşımıza çıkacak bir konu. Süzme yönteminde ne yapıyorum? Süzgeç gibi bir şey alıyorum. Kum suyun içinden daldırıp süzgeç yardımıyla kumu sudan ayırıyorum. Bu süzme. Bir de eleme var. Mesela çakıl ve kum karışımı olsun. Eleme yoluyla bunları birbirinden ayıracağım. Bir de demir tozlu ilgili bir karışım olsun. Demir tozunu ben eğer ayırmak istiyorsam mıknatıs ile şuraya eleme yazmamışız. Bu da mıknatıs ile diğer maddeden ayrılacaktır. Şimdi bu şekilde karışımların ayrılmasını öğrendik. Ben silerim. Bir örnek bakalım şuradan. Kepek un. Kepek ve un karışımı. İşte böyle değişik büyüklüklerdeki maddeleri ayırmak için ben şu anda bakıyorum. Kepek daha farklı, un daha farklı. Değişik büyüklükteki katı madde var. Bunları ayırmak için eleme yöntemi kullanacağım. Aynı şekilde yine demir tozuyla kükürt tozu diyelim. Onları ayırmak için yine mıknatısla ayırma yöntemini kullanabilirim. Ya da makarnayı sudan süzerken süzme yöntemiyle, süzgeç yöntemiyle yararlanabilirim. Şimdi bir soru göstermek
istiyorum. Şimdi karışımlarını ayırmak için aşağıdaki yöntemlerin hangisini uygulamak en uygundur? Şimdi haşlanmış makarna var ve kumlu su var. Burada kumlu suyu ya da haşlanmış makarnayı buharlaştıramam ya da yüzdürme de yapamam. Mıknatısla ayırmam için demir, çelik gibi maddeler olması gerekir. Ama haşlanmış makarna ve kumlu su da ikisi de yok. O yüzden süzme yöntemini kullanıyorum. Cevap B şıkkı. Tamam, başka soru kalıbı bakalım. Birinci kabın sıcaklığı 15 santigrat derece olduğuna göre 2 ve 3. kapların sıcaklıkları aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Şimdi 1 eğer 15 ise ikincisi 15'ten az olacak. Dolayısıyla C şıkkı ve D şıkkı olamaz. Çünkü ne eşit ne de 2 birden fazla. O yüzden C ve D gitti. Kapatıyorum. 12 santigrat derece olabilir. 3 numaralıya bakıyorum. Birden fazla olacak. Yani 3. kap 1.den fazla olacak. İşte 15'ten fazla olacak. Ama B şıkkında 5 demiş. 5 dendiği için az gelecektir. Olmayacak. 30 santigrat derece evet fazladır. Cevap dolayısıyla A şıkkı. Evet, siz dereceli silindirleri öğrenmiştiniz. 300 milim suya balık konuluyor. Balığın hacmini soruyor. Ben sıvılardaki hacmi bulmak için ne yapıyordum? 300 milimden 350 milime çıkmış. Böylece aradaki fark benim kabın içine koyduğum maddenin ya da cismin ya da canlının hacmini verecektir. 350'den 300'ü çıkarttığımda 50 milim balığımın hacmi olacaktı. Evet, burada termometreler var. Sıcaklıkların büyükten küçüğe doğru sıralanışı diyor. Gördüğünüz üzere ikincisi 35 santigrat derece, 1-10, üçüncüsü 12. En fazla olan 35, yani 2 büyüktür 3'ten, 3 de büyüktür 1'den. Hangi şıklarda var? C şıkkında. Şimdi şöyle bakalım. Sevda ve Ali'nin konuşma balonlarının cevabı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Suyu çeken maddelere örnek veriniz. Suyu çekmeyen maddelere örnek veriniz. Şimdi suyu çeken madde. Sünger kesinlikle suyu çekecektir. D şıkkı gitti. Suyu çekmeyen madde diyor Ali. Çekmeyen, bakıyorum. Şimdi ahşap da suyu çekmez. Cam da çekmez. Dolayısıyla şimdi halı suyu çeken maddedir. Değerlendirme Sevda'nın söylediği doğru. Ali'nin söylediği suyu çekmeyen madde fayans da suyu çekmez. O yüzden Ali'nin söylediği B şıkkındaki seçenek de doğru. Doğal olarak cevap Bursa olacaktı. Evet, şöyle bakalım. Kütle ölçmeyi de öğrenmiştik. Hemen soru üzerinden bunları anlatmak istiyorum. Çünkü soru üzerinden daha iyi öğrenildiğini düşünüyorum. A cisminin kütlesini soruyor. 1 kilogram ve 500 gram var. İkisi toplamda 1 kilogram 500 gram. 1 kilogramı çevirdiğimde grama 1000 gram. Bir de 500 gram var. İkisi toplam 1500 gram. Demek ki ikisi eşit kaldığına göre A'nın da kütlesi 1500 gram olacakmış. Yine burada taş atmış. Yükselme var dereceli silindirde. Taşın hacmi soruluyor. 80 milim çünkü 280'den 200'ü çıkarıyorum ve 80 şeklinde buluyorum. Evet, bu konumuzun da tekrarını yapmış olduk. Lütfen sizler de not alarak bunları izleyin. Tüm videolarımızı da can kulağıyla dinleyin. Okullar açıldığında inşallah çok güzel testler ve bunlarla ilgili oyunlarla karşınızda olacağız. Teşekkür ediyoruz.